Arkadaşlar merhaba. Daha önce paylaştığım TYT butik denemenin şimdi çözümlerini yapacağım. Hemen vakit geçirmeden çözümlere başlayalım. Birinci soru. Suyun genleşme konusunda 0 derece ile 4 derece sıcaklık aralığındaki farklı davranışında etkin rol oynayan iki temel olay aşağıda veriliyor demiş. Önce bu farklı davranışı bir hatırlayalım. 0 ile 4 derece arasında su neden farklı davranıyor dedik. Şimdi burası hacim. Burası da eğer sıcaklık olursa şurayı 0 derece alırsak. Şimdi normalde malzemeleri ısıttığınız zaman ne olur aslında? Genleşir, değil mi? Yani hacimleri artar. Fakat suyun burada farklı bir durumu ortaya çıkıyor. Su 4 santigrat dereceye gelinceye kadar hacmini azaltıyor. Hacmi azalıyor. Sıfırdan 4 santigrat dereceye gelinceye kadar hacmi azalıyor. Burada hacmi minimum oluyor. Ondan sonra ısıtmaya devam ederseniz, sıcaklığı artmaya devam ederse bu sefer hacmin de artma meydana geliyor. Yani burası o zaman ne olmuş oldu? Burası hacmin minimum olduğu nokta. Dolayısıyla öz kütlenin maksimum olduğu nokta olmuş oldu. İşte farklı davranıştan kastımız bu. Şimdi suyun bu davranışı ile ilgili birçok soru zaten görmüşsünüzdür. Bu olayı da biliyorsunuzdur. Ama bu olay neden böyle gerçekleşiyor? Bunu anlatmak için bu soruyu yazdım. Birinci hadise. Buz 0 santigrat derecede eridiğinde kristal yapı bütünüyle yok olmaz. Suyun fazla hacim kaplamasına yol açan bu yapı sıcaklık artışıyla ortadan kalkmaya başlar. Yani suyun fazla hacim kaplamasına yol açıyormuş bu yapı. Kristal yapının tamamen kaybolmaması, işte oradaki hidrojen bağları suyun normalden daha fazla hacim kaplamasına yol açıyormuş. Peki o zaman sizce hacmin fazla olmasına yol açıyorsa bu olay aslında nedir? Bu olay öz kütleyi azaltıcı bir faktördür, etmendir aslında. Ama devamına bakalım. Sıcaklık artışıyla bu yapı ortadan kalkmaya başlamış. Bu yapı madem suyu şişiriyormuş, hacminin artmasına yol açıyormuş, öz kütlesinin azalmasına yol açıyormuş. O zaman bu yapının ortadan kalkması ne olur? Sıcaklık arttıkça ortadan kalkması öz kütleyi ne yapar? Arttırıcı yönde aslında etki eder. Yani öz kütleyi azaltan faktörün ortadan kalkması öz kütleyi arttırıcı yönde etki eden bir faktördür. Devam edelim. Suyun sıcaklığı arttıkça moleküllerin kinetik enerjilerinin artması birbirlerine olan ortalama mesafeleri arttırıcı yönde etki eder. Yani sıcaklığı artan cisimler işte yani moleküller daha büyük kinetik enerjilere kavuştukça, daha büyük hızlarla hareket ettikçe aralarındaki ortalama mesafelerde ne oluyor? Artıyor. Yani şeyden düşünün bunu, gazlardan düşünebilirsiniz. Yani molekülleri gittikçe daha hızlı hale getirirseniz, gittikçe kinetik enerjilerini arttırırsanız çarpışmalar daha şiddetli olacaktır. Aralarındaki mesafeler gittikçe daha açılacaktır, değil mi? Genleşecektir. İşte bu genleşme zaten bu moleküllerin birbirine olan ortalama uzaklıklarının artması aslında ne anlama gelir? Öz kütlenin azalması anlamına gelir, değil mi? Çünkü hacmi arttırıyorsunuz siz. Yani şu faktör de aslında ne yapmış oluyor o zaman? Bu da öz kütleyi azaltıcı yönde etki eden bir faktör olmuş oluyor. Şimdi devam edelim. Buna göre 0 santigrat derece sıcaklıktaki su 4 santigrat derece sıcaklığa yaklaşırken yukarıdaki olayların suyun öz kütlesine etkileriyle ilgili yapılan kristal yapının azalmasının etkisi öz kütleyi artırıcı yöndedir dedik. Şimdi bu yapının ortadan kalkması öz kütleyi artırıcı bir faktördür, değil mi? Konuştuk, doğru. Su moleküllerinin kinetik enerji artışının etkisi öz kütleyi azaltıcı yöndedir. Yani bunun etkisi de öz kütleyi ne yapıyor? Azaltıyordu. Çünkü ortalama mesafeler artıyordu. O zaman bu da doğru. Kristal yapının azalmasının etkisi moleküllerin kinetik enerji artışının etkisinden daha baskındır. Şimdi genel etki ne oluyor? Yani sıfırdan dörde gelirken suyun sıcaklığı ne oluyordu arkadaşlar? Öz kütle artıyordu ve maksimum oluyordu, değil mi? Yani ben genel etki olarak bu etmenlerin bile toplamı olarak düşündüğüm zaman öz kütlenin arttığını biliyorum. Peki şu kristal yapının ortadan kalkması ne oluyordu? Öz kütleyi artırıcı bir faktördü. Ortalama mesafelerin artması azaltıcı bir faktördü. Hangisi baskın gelmiş? Tabii ki kristal yapının azalmasının etkisi daha baskın gelmiş. Yani onun için öz kütlesi artmış ve maksimum olmuş 4 derecede. Artık 4 dereceden itibaren o kristal yapıdan pek bir eser kalmıyor. Dolayısıyla suyun sıcaklığını artırdıkça siz ortalama mesafeleri açmaya devam ediyorsunuz ve öz kütle azalmaya başlıyor. Yani cevabımız Edirne oldu. Evet, soru 2 ile devam edelim. Temas halinde bulunan iki nesne arasında temas yüzeyine paralel ve yüzeylerin birbiri üzerinde kaymasını engelleyici yönde oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir.
Sürtünme kuvvetinin rol oynadığı bazı örnekler aşağıda sıralanıyor. Bu örneklerdeki sürtünme kuvvetlerinin türleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi seçeneklere baktığım zaman kinetik ve statik var. O zaman bu öncelerde ifade edilen olayda statik sürtünme mi etkindir, kinetik sürtünme mi etkindir? Bunu yorumlamam lazım. Bakalım birinci öncele. Park halindeki bir otomobil yokuşta kaymadan durabilir. Şimdi kaymadığına göre, yani otomobilin tekerlekleriyle işte yol arasında bir kayma olmadığına göre ne olacaktır burada? Burada statik olacaktır, değil mi? Yani buradaki durum statik sürtünme olacaktır. Yürürken ayaklarımız yerde kaymaksızın, yine bakın diyoruz, kaymaksızın, kayma yok. Yani ayaklarımızla işte zemin arasında bir kayma yok. Kayma olabilirdi mesela. Sürtünme yetersiz olsaydı kayabilirdik. Hem kayardık, yani ayağımızı, adımımızı attığımız zaman biraz kayma olurdu. Ama o durumda ne olurdu mesela? Kinetik sürtünme olurdu, ama burada kayma olmadığı için yine bu statik olacak. Bir otomobil belirli bir sürat değerinin altında bir süratle viraja girdiğinde virajı kaymadan alabilir. Yine kaymadan alabilir diyoruz bakın. Bu da ne olacak o zaman? Yine bu da statik olacak. Şimdi yani cevabımız C1 olacak. Hepsi statik. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Başka örnekler verelim. Acaba nerede statikti? Nasıl? Nerede kinetikti? Bunları bir düşünelim. Mesela şöyle bir zeminimiz var. Bu zeminin üzerinde bir şöyle bir blok olsun. Bu bloğun üzerine de ben başka bir blok koyayım. Şimdi buradan çektiğim zaman şöyle çektiğimi düşünün. Buradan bir kuvvetle çekiyorsunuz ve şu zeminde ne oluyor? Kayarak sağa doğru gidiyor. Şimdi şurada ne olacaktır mesela? Burada kesinlikle bir kinetik sürtünme olacaktır. Peki şu arada ne olacaktır? Bunlar birlikte gidiyorlarsa, yani birlikte ivmeleniyorlarsa, yani bir kayma durumu yoksa aralarında, bunların ivmeleri, hızları falan her an eşitse, o zaman şu arada ne olacaktır? Bu arada mesela statik sürtünme olacaktır. Ama siz bunu hızlı bir şekilde çekerseniz, bir kayma olursa, bu sefer burada da kinetik sürtünme olacaktır. Bakın bunu günlük yaşama uyarlayabiliriz bu sistemi mesela. Yani şöyle bir yer var mesela. Yerin üzerinde işte bir kilim var. Şöyle bir kilimimiz var. Kilimin üzerine ağır bir eşyamızı koyduk. Mesela çamaşır makinesi. Buradan böyle tutuyoruz, çekiyoruz şuradan. Kilimle beraber çamaşır makinesi ne yapıyor? İlerliyor. Kilimin üzerinde kaymıyor. Ha, o zaman yine kilimle çamaşır makinesi arasındaki sürtünme de şurada ne olacaktır? Yine bakın statik olacaktır. Ama kilim ve zemin arasındaki sürtünme ne olacaktır? Kinetik olacaktır, değil mi? Yani sürtünen yüzeylere bakacağız. Sürtünen yüzeyler birbiri üzerine kayıyor mu, kaymıyor mu? Kayıyorsa kinetik, kaymıyorsa statik. Başka bir örnek. Yani bir işte o virajı dönen arabanın lastiklerine mesela odaklanalım. Şimdi arabanın lastiği şöyle olsun mesela. Şimdi eğer bu tekerlek kaymadan dönerek ilerliyorsa, yani araba kaymadan virajı alabiliyorsa, o zaman bunun mesela dönüş hızı işte omega ise, omega sayfadan içeri burada, böyle değil. Dönüş yönünü gösteriyorum. Şimdi eğer bunun yarıçapı r ise, mesela bunun kütle merkezi, yani şu merkezinin hızı eğer v ise, v eşittir omega r ifadesi geçerliyse, o zaman ne olur? Bu zeminde kaymadan dönerek ilerliyor demektir, değil mi? Kaymadan dönerek ilerlediğine göre şu kısımda temas nerede? Bakın temas şurada. Yani temas şurada. Tekerleğin en alt noktası ve zemin arasında bir temas var. İşte o demek ki orada bir kayma olmaması için olması lazım. Zeminin hızı neyse tekerleğin zemine temas eden noktasının hızı da o olmalı. Zemin sıfır hıza sahipse, o zaman o da kaymadan dönerek gidiyorsa oranın hızı zaten sıfırdır. Zaten bunu kullanarak işte şuna varıyoruz biz. Burada da o zaman eğer burada bir sürtünme olacaksa şayet, mesela virajı dönen araba örneğinde nereye doğruydu? İşte araç eğer şöyle gidiyorsa, şöyle bir merkez etrafında dolanıyorsa, sabit hızla mesela yapıyorsa, net kuvvetin böyle olacağını biliyoruz, değil mi? Merkezcil kuvvet çünkü. O noktasına doğru bir ivmesi var. Onun da bir kuvvetin sağlaması lazım. İşte bu da sürtünme kuvveti olacak bu. Ama kayma olmadığı için yine bakın statik olacaktı, değil mi? Ama mesela karlı bir yolda işte çok hızlı bir şekilde bastınız gaza, tekerleğiniz patinaj çekmeye başladı, değil mi? Orada sürtünme ne olur? Orada sürtünme tabii ki kinetik olur. Evet, üçüncü soruyla devam. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde demiş. Noktasal bir kaynak kullanılarak, yani kaynağım noktasal, bir atma oluşturuluyor. İlerleyen atmanın genliğinin zamanla azaldığı gözleniyormuş. Genliği zamanla azalıyor. Atmanın genliğinin zamanla azalması olaylarından hangileriyle ilgili olabilir demiş bana. Birinci öncül, atmanın sürtünme sebebiyle mekanik enerji kaybetmesi.
Şimdi zaten sürtünme sebebiyle mekanik enerji kaybetmesi demek, atmanın taşıdığı enerjinin azalması demektir, değil mi? Yani tabii ki bununla ilgili olabilir. Atmanın genliği bize enerjisi hakkında bilgi verir. Taşıdığı enerji hakkında bilgi verir. Eğer atmanın genliği büyükse enerjisi büyüktür diyebiliriz. Küçükse küçüktür diyebiliriz. Ama bakın, bu dairesel bir atma oluşturacak çünkü. Neden? Noktasal bir kaynak söz konusu. Burada biraz bunun üzerine şimdi düşünelim. Şimdi noktasal bir kaynağı suya batırıyorsunuz. Dalga leğenine batırıyorsunuz. Mesela şu kalemin işte ucunu batırıp çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Noktasal bir kaynak bu, bakın. Batırıyorum, çıkarıyorum. Bir enerji veriyorum oraya. Bir iş yapıyorum. O iş neticesinde de bu sefer ne oluyor? Bu enerji molekülden moleküle aktarılarak işte bir şekil, bir deformasyon. Yüzeyde ne yapıyor? İlerliyor. Bunun da bir genliği var. Yani ben şimdi buraya mesela batırdım, çıkardım. Ne oluyor şimdi? Orada ilerlemeye başlayacak. Şimdi yukarıdan baktığımız zaman dalga tepesi, atmanın tepesini gösterelim. Tepe noktasını gösterelim. Ne olmuş oldu? Bakın şöyle ilerliyor, görüyor musunuz? İlerliyor, 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 ilerliyor. Mesela şuraya geldiği pozisyonla şuraya geldiği pozisyonu kıyaslayalım mesela. Bu ikisini kıyaslamak istiyorum şimdi. Şimdi ben buraya bir enerjiyi aktardım. Bu enerji şimdi nereye taşındı? Bakın şu anda buraya taşınmış oldu. Şurayı düşünün. Burada bu moleküller şimdi bu enerjiyi taşıyorlar. Peki atma buraya geldiği zaman ne olacak? Bu sefer bu enerji bakın buradaki moleküllere yayılmış durumda. Peki hangisinde daha fazla molekül var? Tabii ki dıştakinde, değil mi? Dıştakinde daha fazla moleküle ben bu enerjiyi vermiş gibi oldum. Yayıldı. Yayıldığı bölge ne yaptı? Genişledi. Yayıldığı bölge genişleyince o zaman bunun genliği aynı kalabilir mi? Yani düşünün. Şunların yandan görüntüsüne bakacak olursanız işte şu su yüzeyi. Su yüzeyinde şöyle bir atma oluştu, değil mi? Böyle bir atma oluştu. Yani bu içteki olsun mesela. Şimdi şurada bakın bir enerji var. Yani bu genliğiyle ilişkili bir enerji ama aynı zamanda şu yayıldığı bölgenin uzunluğuyla da ilgili bir şey bu. Yani ben bu kadar genlikli bir şeyi şurada işte şöyle bir alana yaydığım zaman yine bu genliği eğer aynı tutup da buraya yayarsam enerji korunumundan bahsedebilir miyim? Öyle olmaz değil mi? Yani dolayısıyla atmanın taşıdığı enerji sadece genliğiyle ilgili bir şey değil mesela. Yayıldığı bölgeyle de ilgili bir şey. Bu sonucu da çıkartabilirim burada. O zaman şimdi daha fazla moleküle bu enerji yayıldığına göre ne olması lazım ikinci durumda atmanın? Şöyle yandan baktığımız zaman ne olacaktır? Genliği çok daha küçük olacaktır, değil mi? Çok daha küçük olacaktır. Dolayısıyla durum bu. Eğer peki doğrusal olsaydı ne olacaktı? Mesela bir işte cetveli şöyle yan tarafından böyle sokup çıkarsaydık leğene ne olacaktı? Doğrusal bir atma oluşturacaktım ve bu doğrusal atma ilerlerken şöyle ilerleyecekti işte. Yani biraz sonra buraya gelecekti mesela. Biraz sonra buraya gelecekti. Ne olacaktı? Yayıldığı bölge değişmiyor, değil mi? Yayıldığı bölgenin alanı artmıyor buradaki gibi. Mesela eğer burada mekanik enerji kayıplarını eğer önemsemezsek ne olacaktı? Atmanın genliği aynı kalacaktı. Ama burada mekanik enerji kaybı önemsiz bile olsa sürtünmeleri önemsemesek bile genlik mutlaka azalmak zorunda dairesel atma durumunda. O zaman şimdi bakalım. İkinci öncül, atmanın doğrusal olmaması. Evet, atmanın doğrusal olmaması da genliğinin azalması ile ilgili çok doğrudan bir faktör yani. Atmanın doğrusal olmayışı, noktasal, dairesel ilerleyen bir atma oluşu. Yine az önce konuştuğumuz gibi bunu oluşturuyor. Üçüncü öncül, atmanın genişliğinin azalması. Şimdi atmanın genişliğinden kasıt şu, bakın yandan görüntüsünü yine çizecek olursam, işte atmanın genişliği şu x dediğimiz yer mesela. Yani bu x dediğimiz yer, eğer hızı sabitse bu atmanın, yani sabit derinlikli bir dalga leğeninden bahsediyorum. Eğer şu noktanın hızı mesela v ise, bu noktanın hızı da eğer v ise, sağ tarafa doğru derinlik değişmiyorsa, o zaman bu hızlar aynı olacağından bu x de zaten değişmez, değil mi? Bunu böyle yorumlayabilirim. Peki yani bunun azalması olabilir mi? Siz bu x'i mesela azaltsanız bunu sıkıştırmış olursunuz. Yani tam tersine genliğin artmasını beklerim. Böyle bir şey olmuyor zaten. Yani bu ilgili bir şey değil. Dolayısıyla ne olacak o zaman? Cevabım denizde olacak bu. Evet, şimdi bakalım soru 4'e. Özdeş lambalar, iç direnci önemsiz piller ve eşit uzunluktaki kalın ve ince bakır tellerle şekildeki devreleri kuran Gürkan, lambalara baktığında aralarında bir parlaklık farkı göremiyor. Buna göre Gürkan'ın parlaklıklar arasında bir fark görememesi hangileriyle ilgilidir demiş.
Gürkan bu arada çok sevdiğim bir öğrencimdir. Yani bayağı bir yıl oldu gerçi mezun olalı. Bu videoyu izliyorsa evet Gürkan bu Gürkan sensin. Sen aklıma geldin ve bu ismi buraya koydum. Şimdi lambalar özdeş. Yani bunun direnci R, bunun da direnci R. Piller de özdeş. Şunun gerilimini V diyelim, bunun da gerilimini V diyelim. Aynı zamanda iç direnç de kafanızı bulandırmasın diye bunu yazmasam da bir şey değişmeyecekti gerçi. Bulandırmasın diye onu koymadım oraya. Bunların da iç direnci sıfır. Peki şu kalın bakır telle ince bakır telin uzunlukları aynı, eşit uzunlukta olduğunu söylemişim. Peki hangisinin direnci daha büyüktür? Tabii ki ince bakır telin direnci daha büyüktür, değil mi? Yani bir iletkenin direncini hatırlayalım. Şöyle bir iletkenimiz varsa mesela, bu iletkenin eğer boyu L ise, işte kesiti S ise, öz direnci rho ise, bunun direnci ne olacaktı? Öz direnç uzunluğuyla doğru orantılı direnci, kesitiyle de ters orantılıydı, değil mi? Yani şu kesiti arttırdığınız zaman, S'yi arttırdığınız zaman, kalınlığını arttırdığınız zaman direncini küçültüyorsunuz aslında. Peki, o zaman sol tarafta daha büyük küçük bir direnç var. Sağ tarafta daha büyük bir direnç var. Acaba neden bir fark göremiyor? Bunu düşünmek istiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar, lambanın filament telinin direncine mesela ben atıyorum 100 ohm dersem, böyle bir bakır telin direnci olsa olsa 0,5 ohm olur. Bunun mesela daha büyük olur, değil mi? Bunun da olsa olsa 1 ohm olur. Şimdi düşünün. Şu mesela 100 ohmsa, bu da 100 ohmsa, şu kalın bakır telin direnci mesela 0,5 ohmsa, şunun direnci de 1 ohmsa, sizin buradaki eşdeğer direnciniz ne olur? 100,5 ohm olur, değil mi? Buradaki eşdeğer direnciniz ne olur? 101 ohm olur. Yani bir fark, pek bir fark yok gördüğünüz gibi. Yani şuradaki akıma mesela ben I1 dersem, şuradaki akıma I2 dersem, I1 ne yazabilirim? I1 nedir? I1 işte şuradaki V bölü 100,5 ohmdur. I2 nedir? I2 de V bölü 101 ohmdur. Yani şu I1 ve I2'nin yaklaşık olarak birbirine yaklaşık olarak eşit olduğunu söyleyebilirim, değil mi? I2 yani şu ince bakır telin kullanıldığı kısımdaki akım azıcık daha ne olacaktır? Küçük olacaktır diğerine göre. Fakat insan gözü mesela burada bu lambaların parlaklıkları arasındaki farkı pek algılayamaz. İşte Gürkan da bunu algılayamamış. Buna göre Gürkan'ın parlaklıklar arasında bir fark göremeyiş, lambalardan geçen akımların tam olarak aynı olması. Hayır, tam olarak aynı değil. Lambanın direncinin tellerin direncine kıyasla çok büyük olması. Evet, yani lambaların dirençleri şu tellerin dirençlerinden çok büyük olduğu için zaten eşdeğer dirençler ne oldu? Yaklaşık olarak aynı oldu. Mesela bu lambanın direnci de işte şurası ne dedik buna? 0,5 ohm dedik şu tele. Bu da mesela 2 ohm olsaydı burada 2,5 ohm olurdu eşdeğer direnç. Burada ne olurdu? Burada da 3 ohm olurdu. 2,5 ve 3 ohm arasında belirgin bir fark var, değil mi? Dolayısıyla akımın yaratacağı işte lamba parlaklığı da akımlar da birbirine çok yakın olmadığı için hissedilebilir bir fark yaratacaktı. Böyle olmayacaktı. Yani lambanın direncinin tellerin direncine kıyasla çok büyük olması zaten eşdeğer dirençlerin birbirine çok yakın olmasına sebebiyet veriyor. Devrelerin eşdeğer dirençlerinin birbirine çok yakın olması. İşte bu da 2 ve 3. Yani cevabımız burada Edirne olacak arkadaşlar. Evet, 5. soruyla devam edelim. Aslı yeni aldığı numaralı gözlüğünü arkadaşına gösterirken arkadaşı bir şey fark eder. Arkadaşın tespitine göre Aslı gözlük taktığında Aslı'nın gözleri dışarıda bakan birine gerçek boyutlarından daha küçük görünüyormuş. Yani arkadaşınızın gözüne bakıyorsunuz. Gözüne baktığınız zaman, gözlüğün ardından baktığınız zaman o gözlüğün arkadaşınızın gözünü daha küçük gösterdiğini görmüş oluyorsunuz. Yani olayı bir anlamaya çalışalım. Şimdi şurada mesela Aslı'nın gözleri var. Aslı'nın gözünün önünde de ne var? Gözlüğünün merceği var. Şurada bir mercek var. İşte kirpikleri falan. Şimdi siz buradan bakıyorsunuz. Buradan baktığınız zaman neyi göreceksiniz? Aslı'nın gözünü görmeyeceksiniz. Aslı'nın gözünün görüntüsünü göreceksiniz. Ve görüntüsü de ne oluyor? Daha küçük oluyormuş. Bir kere önce şunu sorayım. Yani burada ters görme gibi bir durum olabilir mi? Yani bir gözlük camının ardından birine baktığınız zaman gözlerini ters gördüğünüz bir durum gördünüz mü? Böyle bir şey yok. Onun için bunu parantezde belirtmedim. Yani bu bir günlük yaşam sorusu aslında.
Günlük yaşamda böyle bir şey yok, değil mi? Onun için orada parantezde belirtmedim. Bu yorumu sizin yapmanızı istiyorum. Yani böyle en ince olmadık ayrıntıları falan hani düşünmeye alışırdık ya. Bazen de sorunun yapısı gereği bunları kendimiz aslında düşünmeliyiz. Bunlara karar vermeliyiz diye düşünüyorum. Onun için özellikle bunu parantezde belirtmedim. Şimdi o zaman bir kere düz göreceğiz. Düz göreceğiz. Artı küçük göreceğiz. Yani olduğundan daha küçük bir görüntü söz konusu olması lazım. Dolayısıyla burada nedir? Düz gördüğüme göre sanal olduğunu da söyleyebilirim mesela bunu. Neyse ona bahsetmeyeyim. Şimdi düşünelim. Eğer bu arada mesela bir ince kenarlı mercek varsa, ince kenarlı mercekte küçük görüntü oluşturmak istiyorsunuz ve düz olmasını istiyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Bir düşünün. İnce kenarlı mercekte evet küçük görüntü oluşturabilirsiniz. Eğer mesela cisminizi şurası odaksa, odağın dışına koyarsanız, burası 2F ise mesela, eğer burada cisminiz buradaysa bu sefer bunun görüntüsü nerede olacaktır? 2F'in dışında olacaktır, daha büyük olacaktır. Ama cisminiz 2F'in dışındaysa bu sefer görüntünüz ne olacaktır? Görüntünüz bu tarafta tabii F, burası 2F olsun. Mesela 3F'de ise bu cisim, bunun görüntüsü nerede olacaktır? 1,5F'de olacaktır, değil mi? Daha küçük olacaktır. Şurada olacaktır ama ters olacaktır. Yani bu böyle olmaz. Onun için bu seçenek dahilinde değil. Peki diğer seçeneğimiz ne? Diğer seçeneğimiz kalın kenarlı mercek. Eğer şurası bir kalın kenarlı mercekse, mesela Aslı'nın gözleri burada, burası cisim. Şimdi bunun görüntüsü nerede oluşur? Bakalım. Şurası odak olsun mesela. Şurası da odak olsun. Işın çizelim bakalım. Şöyle bir paralel bir ışın çiziyorum. Nereden geçecek bu? Kırıldıktan sonra ne yapacak? İşte uzantısı odaktan geçecek şekilde kırıldı. Bir tane de şuraya bir ışın yolluyorum. Optik merkeze. Optik merkeze gönderdiğim ışın devam etti yoluna. Şimdi bakın bunların kesişme şansı yok, değil mi? Onun için zaten gerçek bir görüntü oluşmuyor ama bunların uzantılarının kesiştiği bir yer var. Yani şurada bakın, şurada uzantıları kesişti. Kırılan ışınların uzantıları kesişti şurada. Bunun doğrultusu bu, bunun doğrultusu bu. Burada kesiştiler. İşte şurada ne olmuş oldu? Küçük, düz, sanal bir görüntü olmuş oldu. İşte Aslı'nın gözlük camı bu. Yani Aslı'nın gözlük camı kalın kenarlı mercekmiş. İşte yani bendeki gözlükler. Bu gözlükler küçük de olsa gözünüzü aslında olduğundan daha küçük gösteriyor. Peki Aslı'nın şimdi kalın kenarlı mercek kullandığını biliyoruz. Cisimlerin gerçek görüntüsünü oluşturabilir. Kalın kenarlı mercek arkadaşlar gerçek görüntü oluşturmaz. Cismi nereye koyarsanız koyun gerçek görüntü oluşmaz. Yani cisimden çıkıp mercekten kırılan ışınlar asla kesişmezler. Onun için gerçek görüntü oluşmaz ve sanal görüntü oluşur. Bu yanlış. Cisimlerin sanal görüntüsünü oluşturabilir. Doğru. Hipermetrop göz kusurunu düzeltmek için kullanılabilir. Şimdi hipermetrop göz kusuru yakını göremeyenlerle ilgili bir şey. Uzağı göremeyenlerle ilgili olan neydi? Miyoptu, değil mi? Mesela benim gözlük camım kalın kenarlı mercek ve ben aynı zamanda uzağı göremiyorum. Onun için uzak miyop, şöyle diyelim. Uzağı göremeyenler. Miyop ve bu kalın kenarlı mercekle düzeltilen bir olay. Yakını göremeyenler, bu göz kusurunun adı hipermetrop ve bu da ince kenarlı mercekle düzeltilen bir göz rahatsızlığı. Hipermetrop göz kusurunu düzeltmek için kullanılabilir ifadesi ne oldu? Yanlış oldu. Yani cevabımız bursa olacak. Evet, şimdi geldik bence bu denemedeki en güzel soruya. Bu soruyu bir YouTube kanalından esinlenerek yazdım arkadaşlar. Daha doğrusu bu esinlenme değil. Aslında bu deney orada bizzat yapılıyor. Ben onu soruya dönüştürdüm, sorulaştırdım. Doğan hocamızın kanalı. Doğan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu ilgili videoyu da açıklama kısmına yazacağım. Oradan bizzat Doğan hocamızdan bunu izleyebilirsiniz. Bu deneyi nasıl yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Hocamız bir akademisyen. Özellikle beni takip eden fizik öğretmeni arkadaşların bence mutlaka takip etmeleri gerekiyor. Yani kendilerine çok şey katacak içerikler orada bulabilirler. Ben zevkle takip ediyorum o kanalı. Şimdi bakalım soruya. Doğan Hoca bir lastik balon ve bir mutfak terazisi kullanarak sıcaklığı sabit tutulan bir odada bir deney düzenliyor. Deneyin basamakları sıralı olarak aşağıda veriliyor. Şişirilmemiş bir balonu mutfak terazisine koyduğunda terazide okuduğu değeri 3,4 gram olarak görüyor. Balonu şişiriyor. Herhangi bir materyal kullanmaksızın balonun ağız kısmına bir düğüm atıyor. Yani balonun ağzını işte bir
şeyle, iplikle falan düğümlemiyor. Oradan bir ekstra bir kütle ilavesi gelmiyor balona. Balonu yaklaşık 1 saat beklettikten sonra teraziye koyduğunda bu sefer terazide okuduğu değeri 3,7 gram olarak buluyor. Şimdi bu olayı bir anlayalım. Şurada bir mutfak terazisi olsun. Bu da ikinci durum için mutfak terazimizi çizelim. Şimdi buraya balonu koyduk. Balon şişirilmiş durumda değil. Şimdi bu balona etki eden kuvvetlere bir bakalım. Balonun lastik kısmının ağırlığı var, değil mi? Balonun lastik kısmının ağırlığını MBG diyeceğim. Balonun ağırlığı yani. Ama lastik kısmından bahsediyorum sadece. İçerisindeki havadan bahsetmiyorum. Şimdi burada içerisindeki havayı ihmal edebilirsiniz. Yani çok bir şey değişmeyecektir. Çünkü şişirilmemiş durumda zaten. Artı ağzı açık olduğu için yani içerisindeki havanın ağırlığı ne kadarsa işte yaklaşık olarak da zaten kaldırma kuvveti o kadar olacaktır. Mesela burada bir kaldırma kuvveti etkisinden bahsetmeyip onu önemsemeyeceğim. Ama bunu önemseseniz de sonucun değişmeyeceğini zaten göreceksiniz. Siz kendiniz de buna bakabilirsiniz. Şimdi başka ne var? Şuradaki zemin balona bir kuvvet uyguluyor, değil mi? Balona yukarıya doğru şu terazinin uyguladığı normal kuvvet var. Onu da şöyle N1 ile gösterelim. İşte burada N1'in MBG kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki kaldırma kuvvetini falan ihmal ettim. Çünkü balon şişmiş durumda değil. Küçük bir hacim. Ama onu ihmal de etmeseniz niye aynı şey olduğunu zaten göreceksiniz. Peki bu terazi ne ölçer? Yani bu terazi size kütle değeri gösteriyor ama içindeki sistem vasıtasıyla işte içinde ne var bilmiyorum. Yay olabilir. Bir piezoelektrik kristal olabilir. Bunun vasıtasıyla işte şu N1 kuvvetiyle orantılı bir değer size gösteriyor. Bunu kütleye çevirip size veriyor. Yani N1 burada baskülün bu cisme, balona uyguladığı kuvvet. Balon da tabii etki tepki prensibi gereği zaten basküle ne yapıyor? O da N1 kadarlık bir kuvvet uyguluyor. İşte o uygulanan o kuvvetle yani bu balonun teraziye uyguladığı, terazi yüzeyine uyguladığı kuvvetle orantılı bir değer size gösteriyor. O zaman şimdi burada bu orantılı bir değer olduğu için şunun 3,4 gramla orantılı olduğunu söyleyebilirim. 3,4 ile orantılı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şimdi balonu şişirdik. Balonu şişirdik, buraya koyduk. Şimdi etki eden kuvvetlere bakalım. Bu sefer N2 var. Ve N2'nin de 3,7 ile orantılı olduğunu biliyorum. Peki başka ne var? Balonun lastik kısmının ağırlığı değişmedi. MBG diyorum. Başka ne var? İçinde bu sefer hava da var. Havanın ağırlığı da var. Yani şurada M hava diyelim buna. M hava çarpı G var. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kaldırma kuvveti var. Yani bakın şu hacimden dolayı bir kaldırma kuvveti etki edecek. Burada da etki edecek ama onu ihmal ettik. Yani orada ama dediğim gibi ihmal de etmeseniz bir şey değişmeyecek yani sonucu değiştirmeyecek. Bir de kaldırma kuvveti var. Bu da kaldırma kuvveti olsun. Şimdi bu dört tane kuvvetin etkisinde o zaman balon dengede. Dolayısıyla biz şunun üzerine o zaman yazalım bunu hadi şimdi. Şurayı yazıyorum şimdi. Ne yazalım? N2 yukarıya doğru, kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Havanın ağırlığı, balonun içerisindeki havanın ağırlığı artı balonun lastik kısmının ağırlığı. Bunlar dengedeymiş. Ve size buradan N2'yi çekersem eğer N2'nin M hava G artı M balon G eksi FK kadar olduğunu biliyorum. Aynı zamanda N2'nin de 3,7 ile orantılı bir şey olduğunu biliyorum. Yani şu değerler 3,7 ile orantılı bir şey. Şimdi bakın o zaman. Şurada şunlar aynı. Yani N2'nin N1'den fazlası M hava G eksi FK değil mi? Ve işte şunlar ne kadarlık fark yaratmış şu ikili? 0,3'lük bir fark yaratmış. Peki şu eksi FK olmasaydı o zaman ne olurdu sizce? Yani 0,3'lük bir fark mı olurdu? Şuradan bir şey çıkarmasaydım 0,3'ten daha büyük bir fark olurdu. O zaman bu bana şunu söylüyor. Demek ki şuradaki şu ifade M hava G yani havanın ağırlığı, havanın ağırlığının etkisi size terazide karşınıza değer olarak çıktığı zaman aslında 0,3'ten daha büyük bir etkiye sahipmiş. Yani buradan şu sonuca varıyorum o zaman. Havanın kütlesi, balon içerisindeki havanın kütlesi tabii ki 0,3 gramdan daha büyük olacaktır. Peki, şimdi şu kaldırma kuvvetini bir yorumlayalım. Mesela kaldırma kuvveti burada balonun içindeki havanın ağırlığından daha mı büyüktür, eşit midir? Bunu bir düşünelim. Şimdi eğer kaldırma kuvveti
balonun içerisindeki havanın ağırlığı kadar olsaydı, yani siz bu balonu o zaman tartıya koyduğunuz zaman bir ağırlaşma görür müydünüz? Değil mi? O zaman ne olurdu? Bakın, şu kaldırma kuvvetiyle M hava G ne olurdu? Birbirini götürürdü. Yani şayet şu içerisindeki havanın ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etki etseydi, şu iki terim, şu terimler ne yapardı? Bu terimler birbirini götürürdü ve terazide bir farklılık görmezdiniz. Ki öyle değil gördüğünüz gibi. Yani balonun içerisindeki havanın ağırlığının M hava G kaldırma kuvvetinden daha büyük olacağını biliyorum. Zaten öyle olmalı. Şimdi siz bu balonun içine havayı üflediniz. Balon esnek ama ne yapıyor? Sıkıştırıyor. İçeriye doğru bir yay gibi sıkıştırıyor. Yani orada daha büyük özkütlede bir şey var. Dışarıdaki havanın özkütlesiyle balonun içerisindeki havanın özkütlesi aynı değil. Dolayısıyla dışarıdan mesela aynı hacmi aldığınız zaman o hacimdeki havanın kütlesi sizin balonunuzun içindeki havanın kütlesinden tabii ki daha küçük. Ne oluyor o zaman? Balonu etki eden kaldırma kuvveti içerisindeki havanın ağırlığından daha küçük olmuş oluyor ve terazide bir ağırlaşma görebiliyorsunuz. Aynı zamanda içerideki yoğunluğun da daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bakalım o zaman şimdi. Buna göre Doğan Hoca'nın teraziye koyduğu şişmiş durumdaki balonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İçerisindeki hava yaklaşık olarak oda sıcaklığındadır. Yani bir saat işte beklediğini yazmıştım burada, değil mi? Yani ısıl dengeye gelmiştir. Yaklaşık olarak oda sıcaklığındadır diyebiliriz. İçerisindeki havanın kütlesi 0,3 gram değil işte. Bunu konuştuk az önce anlattım. Yani doğru cevabımız Bursa olacak. Birçok kişi burada zannedersem D şıkkını yanlış olarak seçmişlerdir. Genel bir ezber var. İşte balonun içindeki basınçla dışındaki basınç eşitmiş falan gibi. Onun neden eşit olmadığını çok basit bir düşünce deneyiyle aslında düşünebiliriz, uygulayabiliriz. Balona etki eden kaldırma kuvveti içerisindeki havanın ağırlığından küçüktür. Evet, bu da doğru. Zaten onun için bir ağırlaşma oldu. Bunu anlattım az önce. İçerisindeki havanın özkütlesi odadaki havanın özkütlesinden büyüktür. Bu da doğru. Balonun içerisindeki hava basıncı dışarıdaki hava basıncından büyüktür. İşte arkadaşlar, bu da doğru. Yani şöyle basitçe düşünün. Siz bir balonu şişirdiniz. Şöyle şişirdiniz. Şimdi şurayı mesela açsanız ağzını açsanız buradan hava dışarıya püskürür, değil mi? Püskürür ve balon da bu tarafa doğru gider işte. Momentum. Değil mi? Havayı iter dışarıya doğru, kendisi de sola doğru gider. Çünkü hava da çıkarken balonu itiyor sola doğru. Peki o zaman nasıl olur? Yani buraya P iç desek, şuraya P işte P0 desek mesela. P0 ve P iç eğer eşit olsaydı bu hava böyle çıkar mıydı dışarı? Hayır. Yani buradan akışkanlar zaten nereden nereye ivmelenirler? Yüksek basınçtan düşük basınca doğru ivmelenirler. İçeride yüksek basınç var ki dışarıya doğru hava ivmeleniyor, değil mi? Yani P iç tabii ki dış basınçtan P0'dan daha büyük olacaktır. Odadaki basınçtan daha büyük olacaktır. Evet, geldik son soruya. Bir noktasal ışık kaynağı, bir perde ve kalınlığı önemsiz opak bir çubuk kullanarak şekildeki düzenek kuruluyor. Noktasal ışık kaynağı ve çubuğun orta noktası düşey olarak aynı hizada yer almaktadır diyor. Yani şekilde vermiş bana. Çubuk yatay ok yönünde, yani sağ tarafa doğru çekiyorum çubuğu. Bir miktar kaydırılırsa çubukta oluşan aydınlanma şiddeti azalır, çubukta oluşan ışık akısı azalır, perdede oluşan ışık akısı değişmez gibi öncüler bana söylemiş. Önce bir ışık akısıyla aydınlanma şiddeti arasındaki bağıntıyı bir hatırlayalım. Bir yüzeydeki aydınlanma şiddeti o yüzeye düşen akı bölü o yüzeyin alanı olacaktır, değil mi? Yani akı bölü alan gözüyle bakabilirim aydınlanma şiddetine. O zaman bu çubuğun yüzeyine düşen akıyı eğer arttırıyorsam bu yaptığım işlemle aydınlanma şiddeti artacak diyeceğim. Azalıyorsa aydınlanma şiddeti azalacak diyeceğim. Tabii çubuğun üzerindeki farklı noktaların farklı aydınlanma şiddetleri olacaktır. O zaman burada aslında ortalama aydınlanma şiddeti olarak biz bunu değiştirelim. Ben size henüz PDF'yi sunmadım şu anda bu videoyu çekerken. Orada sizin karşınıza çubukta oluşan ortalama aydınlanma şiddeti diye çıkacak bu. Ortalama aydınlanma şiddeti. Peki bakalım şimdi o zaman bu akı nasıl değişiyor? Ben şimdi bu çubuğu sağ tarafa doğru çekiyorum. Mesela şöyle çekmiş olayım. Şimdi önceden ışık kaynağından bakın. Şu açıyla çıkan ışınlar
Ne yapıyordu? Saydamı olmayan çubuğun üzerine düşüyordu. Yani şuraya teta 1 desek mesela. Tabii 3 boyutlu aslında ama ben bunu şimdi 2 boyuta indirgeyerek düşünüyorum. Ama sonuçta bir hesap yapmayacağız. Hani bir oran bulmayacağız. Sadece artıp azaldığını yorumluyoruz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok arkadaşlar. Peki. Şimdi böyle çektiğim zaman peki nasıl oluyor ona bakıyorum. Böyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi şu kaynaktan bir kere yani sayfa düzleminde işte 360 derece her tarafa yayılıyor bu işinler. Yani bu 360 derecenin her tarafını işte 360 derecenin tamamını alırsam tabii 3 boyutlu aslında olay öyle değil yani sayfa düzleminde bir olay değil. En azından sayfa düzlemindeki ışınların tamamını almış olacağım değil mi? Bunu böyle 360 çevirirsem. Şimdi teta birlik kadar kısmı alıyorum. Mesela teta bir eğer işte 60 derece ise o zaman sayfa düzleminde yaymış olduğu ışınların 1 bölü 6'sını ben buraya düşürmüş oluyorum mesela. Öyle düşünebilirsin. Peki şimdi şurası da teta 2. Teta 1 mi büyük, teta 2 mi büyük? Bir ona bir bakalım. Yani burada şu üçgen olayını kullanabiliriz herhalde değil mi? Şuraya şey desek, A uzunluğu desek. Bakın şurada bir üçgen var şöyle. Şurada da bir üçgen var. Yine buranın uzunluğu A. Şimdi bu uzunlukları referans olarak alıp açıları değerlendirebilirim. Üçgende biliyorsunuz büyük kenarın karşısında büyük açı bulunur, küçük kenarın karşısında küçük açı bulunur. Şimdi bu A kenarının karşısında teta 1 var. Bu A kenarı böyle ama şimdi ben diğer kenarları ikinci durumda ne yaptım? Arttırdım. Yani bu kenarlar gördüğünüz gibi daha büyük, daha uzun. Veya iyice uzaklaştırdığınızı düşünün. Yani bu doğrular neredeyse paralel hale gelecek. Değil mi? O zaman gittikçe bu açıyı zaten küçültebiliyorsunuz. Yani zaten şuraya baktığınız zaman da bence anlıyorsunuzdur aslında. Ben size bunu boşuna da şu anda açıklıyor olabilirim. Öyle tahmin ediyorum. Teta 1'in teta 2'den büyük olduğu çok açık, değil mi? Tamam. Teta 1 teta 2'den büyük. Peki o zaman buraya düşen akı ne oldu? Akı azaldı, değil mi? Yani çubuğun üzerindeki akı ne yapmış? Azalmış. Evet, madem akı azaldı, şimdi yorumlamaya devam edelim o zaman. Çubukta oluşan aydınlanma şiddeti azalır. Evet, akıyı azalttık. Yani akıyı azaltınca alanı da değişmediğine göre çubuğun aydınlanma şiddetini ne yaptık? Azalttık. Doğru. Ortalama demek şu yönden iyi oldu. Bazılarını şimdi çubuğun üzerindeki farklı noktalar üzerinden belki değerlendirebilir. Şöyle düşünenler olabilirdi bu durumda. Mesela şu kenarını tam işte şu A noktası olsun. Bu A noktasını tam şuraya birazcık çekelim mesela. Çubuğu sadece şu kadar çekelim. A noktası şuraya taşınmış olsun. O zaman ne oluyor? A noktasındaki aydınlanma şiddeti aslında artmış oluyor. Ama çubuğun üzerindeki akı yine azalmış oluyor ve ortalama aydınlanma şiddeti azalmış oluyor. Ortalama yapayım bunu en iyisi ben. Şimdi çubukta oluşan ışık akısı azalır. Evet, perdede oluşan ışık akısı değişmez. Şimdi perdeyi yorumlayalım. Şimdi şu kaynaktan çıkan ışınları bu saydam olmayan çubuk ne kadar fazla engelliyorsa o kadar az akı düşecektir, değil mi perdeye? Yani şöyle diyebilirim aslında. Bu çubuk burada olmasaydı, şimdi diyelim ki perdedeki ışık akısı işte x birim veya şöyle diyelim, perdedeki ışık akısı diyelim ki 100 fi birim. Eğer bunun üzerinde, çubuğun üzerinde fi birimlik bir akı oluşuyorsa, eğer o çubuğu oradan alırsanız perdede bu sefer ne olacaktır? 101 fi olacaktır. Yani çubuğun üzerindeki akı aslında perdede oluşacak akıydı. Onu çalmış oluyor çubuk. Şimdi siz çubuğun üzerindeki akıyı azaltırsanız perdedeki akı da ne olacak? Otomatikman artacak. Yani şöyle düşünün. Işık kaynağınız var. Işık kaynağının üzerinde bir cisim var. Cisim ne yapıyor? İşte perdeye ışınların ulaşmasını engelliyor değil mi bir kısmını? İşte perdedeki akıyı azaltıyor. Şimdi onu oradan çektiğiniz zaman önünden daha fazla tabii ki ışık düşecek. Daha fazla akı düşecek perdeye. Yani cevabımız o zaman perdede oluşan ışık akısı değişmez. Yanlış. Perdede oluşan ışık akısı burada artar. Yani cevap denizde olacak arkadaşlar. Evet, bitirdik arkadaşlar çözümü. Bundan sonra en kısa zamanda AYT denemesini sizle paylaşacağım ama söylediğim gibi AYT denemesi, AYT butik denemesi buna kıyasla biraz daha zor oldu onu söyleyeyim. Yani evet müfredat içindeki kavramları falan sorgulatıyorum ama pek kolay değil. Yani sorular pek kolay değil. Onun için hani bunlar sizin moralinizi bozuyorsa böyle çözemediğiniz zaman falan böyle bir şey olmaması gerektiğini de zaten sunum videosunda açıklamıştım. Ama bunları kafaya takıyorsanız çözmek zorunda değilsiniz. Hiç kafanızı takmanıza gerek yok. Hatta hiçbirini bile çözemezsiniz. Bence umursamanıza gerek yok. Ama bunları çözdüğünüz takdirde de ben size bir şeyler katacağına inanıyorum. Çözümleri de izlediğiniz takdirde bir şeyler size katacağına inanıyorum. Yani bir bakış açısı katacağına inanıyorum. Onun için durum bu. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.